Ben ne bileyim kaçta bize yolun üstünde bir ev yanı geçirdim. 9. Yüzyılda. Bunlar da evinden arıyor. Getir. Ormancı, bırak getir ya. Hacı, ver şunu. Ver. Geldi. Biber. Vay şimdi. Olayı sabah telefon geldi. Yaşar Erat aradı. Saat 10.30 civarında yangın olduğunu söyledi. Ben de köy halkımla birlikte olay yerine geldim. Benim geldiğimde ikinci eve, Mustafa Güner'in evine yangın geçmiş. Tabi bu esnada et ve arabalar da geldi. Müdahale etmeye başladık. Herhangi bir can kaybı yok. 9 tane ev, 2 ambar, 1 tane ahırım şu anda yandı. Hayvanlarda herhangi hayvan ve can kaybı yok. Neden çıkmış bu tarım? O konuda herhangi bir bilgi alamadım daha henüz. Kimin evinden başlamış? Salih Güner. Salih Güner'in evinden. Salih Güner'in evinden yangının başladığını öğrendik. Zaten bizim geldiğimizde Salih Güner'in evi tamamen yanmışmış. Ahmet emmi, içeriye bir geçir. Komutanla de hadi. Gece olmadı Allah'tan ki. Uyku da olmadı. Tabii şöyle gece olsaydı. Tabii. Helikopterde gelemiyordu. Mümkün değil. Gece olsaydı. Gece olsaydı.
İnşallah şöyle bir daha gelişimize dahil inşallah. Kolaylık tabii içinde hatıralarım var. Ama yine dahi alamadım ya, iyi mi? Doğrudur. Arka tarafta yüklükle var bizim. Oradan tobana alışmış. Ne? Sobadan mı düştü? Sobadan. Sobada normal yanıyordu. Sobada yanmaz doğrudur aslında. Dışarı çıktık. Çatıdan yalnız elektrik olmadan şarja mı yaptı? Ne yaptığını bilmiyorum abi. Çatı tutuşmuş lan. Çatıdan. O çatının altı. Yüklük dolapları var. Oradan alıyor. Sobanın arkasından ama. Soba değil. Sobanın arkasından. Ya baca bak hocam baca. Soba değil geride. Evin içinden değil dıştan. Bacanın kışından. Bacanın oradan. Bacanın kışından. Bizim bacalarımız büyük yani iyi. Evet. Fakat avşat bina. Avşat bina. Elektrik dem mi aldı? Nereden aldı? Bilmiyoruz yani. Şu anda yangın kontrol altına alınmış durumda. Sizin de gözlemlediğiniz gibi hem karadan itfaiye ekiplerimiz hem de havadan Orman Genel Müdürlüğümüze ait bir yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Maalesef 10 tane ev yandı bu yangında. Ama can kaybımızın olmaması tek tesellimiz. Yangın söndürme çalışmaları akşam saatlerine kadar devam edecek ve muhtemelen akşama kadar söndürülmüş olacak. En kısa sürede de yangından zarar gören vatandaşlarımızın barınma ve yeniden evlerini yapmaları için gerekli çalışmalar da AFAD tarafından yürütülecek. Neden çıktığı belli mi efendim yangına? Henüz kesin bir şey yok ama ilk yangın çıktığı ev sahibinin bize vermiş olduğu bilgiler elektrik kontağını işaret ediyor.